Hazreti Musa Hızır aleyhisselamdan ayrılırken kendisine nasihat etmesini istedi. Hızır aleyhisselam, bilgiyi insanlara anlatmak için değil onunla amel etmek için öğren, faydalı ol, zararlı olma, güler yüzlü ol, asık suratlı olma, inatçı olmaktan sakın, boş yere dolaşma, bir tuhaflık olmadan gülme, günah işleyenleri pişmanlık duydukları zamandan sonra ayıplama, sağ kaldığın müddetçe kendi hataların için ağla, bugünün işini yarına bırakma, gayretini hedefine yönelt, seni ilgilendirmeyen şeye karışma, yapacağın işi açıktan açığa yap, gücün olduğu müddetçe de iyilik yapmaya bak. Nasihatlarını ettikten sonra Hızır aleyhisselam da Hazreti Musa'dan dua istedi. Hazreti Musa, çok güzel öğütler verdin, Allah sana bol nimetler ihsan etsin, seni rahmetine gark etsin ve seni düşmanlarının şerrinden korusun diye dua ettikten sonra Hızır aleyhisselama gayb ilmine nasıl kavuştuğunu sordu. Hızır aleyhisselam, Allah için günahları terk ederek gayb ilmine kavuştum dedi. Hazreti Musa Hızır aleyhisselama uzun ömür verilmesinin sebebini sordu. Hızır aleyhisselam, Levh-i Mahfuz'da ilahi hikmet ve takdiri okurken orada son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inecek olan Fatiha suresini gördüm. Ona aşık oldum. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak için dua ettim. Duam kabul edildi. O yüce Resul hürmetine Cenab-ı Allah, Ab-ı Hayat suyundan içmeyi bana nasip etti diye cevap verdi. Hazreti Musa, Hızır aleyhisselamın makamına özendi. Hazreti Musa da Hazreti Muhammed'e ümmet olmak için Cenab-ı Allah'a, Ya Rabbi, bana verdiğin Tevrat'ın sayfalarında şefaat eden ve şefaatleri kabul bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle diye dua etti. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta kıldıkları 5 vakit namaz, günahlarına kefaret olacak olan bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta delalet ehlini, hatta kör Deccal'ı bile katleden bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta hem su ile hem de toprakla taharet yapan bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta sadakaları hem alan hem de yiyebilen bir ümmet görüyorum. Oysaki daha önceki ümmetler sadakaları alıp yiyemezlerdi. Sadakaları yakarlardı. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta öyle bir ümmet görüyorum ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyetlense fakat herhangi bir sebeple yapamamış olsa bile, ona bir ecir veriliyor. Eğer niyetlendiği bu iyiliği bizzat ve fiilen işleyebilirse karşılığında en az 10 mislinden başlamak üzere 70, 700 misline kadar hatta bundan da fazla 7000 veya 70 bin ecir alabilir. Buna karşılık eğer birisi bir kötülük işlemeye niyet eder sonra işlemezse günahı terk ettiği için kendisine sevap yazılır. Niyetlendiği o kötülüğü bizzat işlediği takdirde ise ancak bir günah yazılıyor. Yani misli misline. Ya Rabbi, sen onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta öyle bir ümmet görüyorum ki, onlardan 70 bin kişiden daha fazlası sorgusuz sualsiz cennete giriyor. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta iyiliği emredip kötülüğü men eden, ümmetlerin en hayırlısı olan bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta, yeryüzüne geliş itibariyle sonuncu oldukları halde, kıyamet günü ümmetlerin en hayırlısı olarak en başta giden bir ümmet görüyorum. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Hazreti Musa, Ya Rabbi, Tevrat'ta, öyle bir ümmet görüyorum ki, kendilerine inmiş olan ilahi kelamı hem ezberliyor, ezbere okuyorlar. Hem de yazısına bakarak okuyorlar ve ahkam ile de amel ediyorlar. Onları benim ümmetim eyle. Yüce Allah, onlar Muhammed'in ümmetidir. Bütün bunların karşısında Hazreti Musa, Ya Rabbi, beni ümmeti Muhammed'den eyle diye dua etti.
Yüce Allah, ey Musa, ben sana peygamberlik vererek, Tur Dağı'nda seninle konuşmam ve sana kitap vererek seni insanların başına seçtim. Sana verdiğim nimetleri al ve haline şükredenlerden ol, diye vahiy etti.